Peki kadın neden Murat'ın numarasını istemiş? Bilmiyorum, bir teklifim falan var dedi. Yakında öğreniriz. Biraz tozlu ortalık, kusura bakma. Önemli değil. Eğer istersen hemen gidebiliriz seni böyle üzen bir yerden. Yok. Benim burada güzel anılarım da oldu. İyi günler de yaşadım. Hem bak, kötülerin yerine iyilerini koyuyorum. Seninle beraber yaz. İyiler her zaman kötüleri unutturur. Doğru. Aynen öyle. Ah, Murat. Evet, lisedeydik orada. Sınıf arkadaşı mıydınız? Yok. Aynı grupta çalıyorduk. Sonra bugüne kadar devam etti, hiç ayrılmadık. Ben çok kıskanıyorum sizin arkadaşlarınızı bazen. Kim bilir ne sırlarınız vardır. Ben de ne? Ama heyecanlanma, hiçbirini söylemem sana. Murat ayrıdır ya benim için. Gerçekten. Kendimi koşulsuz, şartsız emanet edebileceğim tek insan. O olmasaydı ben şu an burada yoktum, biliyor musun Yas? Kemal diye biri yoktu. O benim için kardeşten de öte. Murat iyi bir arkadaş. Çok. Dost. Aa, bu kim? Ben. Sen mi? Çok çirkinmişim değil mi çocuk? Ay evet, hayır. Çok tatlıymışsın. Beni bir görsen ben daha çirkindim ya. Çok kötüydüm. Seni ben şimdi görüyorum. Yaz. Çok güzelsin. Yok be. Senin de bir giderin var tabii. Aa, teşekkür ederim. Bunu iltifat olarak alıyorum. Tamam. Ne oluyor ya? Oo. Yağmur başladı. Bu mevsimde ne yağmuru? Abo. Yağmur mu? Fena yağıyor yaz. Bakayım. Ay, zamanın nasıl geçtiğini de anlamadım. Bir anda havada kararmak üzere. Benim acil gitmem lazım. Biliyorsun annem beni öldürmesin. Allah gel. Gel. Aa! Dikkat et, düşeceğim. Dikkat et. Ay. Gel. Bir de gondoles derler bana. Bak sakın onu düşürme. Kapıyı açsana ya. Tamam dur, Allah'ım dur. Ay. Hadi. Bin. Ah. Bin Fernandez seni, bin. Bin. Hızlandın mı? Yok canım, ne hızlanması. Halime bak. Hızlandın. Hadi gidelim hiç hızlanmadan. Çok iyi olmadım. Hadi. Niye gidemiyoruz? Dur. Balçık çamur olmuş. Balçık çamur mu? Eyvah. Yaz, battık. Battık mı? Vallahi battık. Ya batması ya? Bak yok. Sen inme, dur. Sen ne iniyorsun? Çamur olmuş tekerlek. Sen niye iniyorsun? Dökmüşmüş oraya. Ya ben ne bileyim, battık deyince inesim geldi. Eyvah, battık. Geç direktöre, ben ittireceğim, halledeceğim. Ya basitice gitseydik evimize işte. Yani gel. Olmaz ki böyle. Ay. Bekle, dikkat et. Bin. Gazına, tamam, ben ittireceğim, halledeceğiz bunu. Hadi kapat. Bir saniye, koltuğumu ayarlıyorum. Ya koltuğu ayarlama, bas gaza yaz. Ayağım yetişmiyor. Yaz, aynanı ne olur. Yaz hadi. Tamam, hazırım. Bas gaza. Bu fren diğeri. Aslında ben çok iyi araba kullanıyorum ama şu an bir heyecan yaptım. Tamam, çok iyi araba kullanıyorsun. Lütfen bas gaza.
şişiriyorsunuz, şişiriyorsunuz. 4 tonluk araba alt yaz. Tarafın. Yani yaz. Bir arabayı niye itemediniz? Bana bak. Lütfen gaza bas yaz, lütfen. Bastım gitmiyor vallahi. Bas doğru bas. Basıyorum. Tamam gitme, gerçekten gitme, in arabadan. İn arabadan birini çağırmamız lazım, gel. Gel, gel, gel. Gel, 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 eve geçelim, yürü. Dur, çantamı alayım. Tamam. Ya. Gel, gel, gel. Şimdi bulacağız bu ya. Burada bizi çeksin ya. Halledeceğiz, birini bulacağız. Ya eve geçelim. Ne evi? Benim eve gitmem lazım diyorum. Tamam, hadi git. Hadi bekliyorum ben, git. Ya ben nasıl gideyim tek başıma? Ayaklarımda topuklu narla o kadar yol geldik. Ben dedim size, ya ben sizi ne zaman dinlesem? Benim başıma böyle büyük büyük şeyler geliyor. Ben hava durumu muyum ben yaz? Ben hak ettim. Ben hava durumu muyum? Bulutlar mı? Bulutlar mı sorumlusu mu benim? Ne geldiyse hak ettim. Allah'ım, annem beni mahvedecek. Ay bak. Yaz arıyor abla Gülbeyaz. Hı. Bir dakika. Gülbeyaz'cığım. Teyze. Geliyor mu sesim? Neredesin canım? Bak biz neler yedik, harika şeyler. Kaynanan da seviyormuş seni. Tabii sevmez mi çok. Bak ben şimdi bugün eve gelemeyeceğim. Ya bir dur beni dinle. Eve gelemeyeceğim. Annemi idare et. Öyle mi diyorsun canım? Nasıl yapalım peki? Allah kahretsin seni. Ne bileyim canım, söyle işte bir şeyler. Defnelerde, asılarda kalıyor de. Tamam canım, söylerim. Ben söylerim. Nasıl söyleyeceksen. Hadi şarjım bitiyor, kapat. Tabii tabii. Et, zaten şey, Neriman Hanım da burada. Bak görüyor musun? Keşke gelebilseydin yani. Ama asla kırılmaz, asla kırılmaz. Neriman Hanım öyle bir kadın hiç değil. Ablam da hiçbir şey demiyor, bana bakıyor sadece. Her şey yolunda. Canım benim, teyze kuşum. Öpüyorum seni. Neredeymiş? Ablacığım, ben bu keklerin kakaolusunu... Ay sokacağım kırtlağına şimdi keki. Ne dedi diyorum. Gülbeyaz'ı mı diyorsun? Ha, abla Gülbeyaz'ın bir arkadaşı var. Defne. Biliyorsun bak geçen gün geldi, bizde kaldı bu kız. O kadar da güzel bir kız ki bu örüklü olan. Hadi Mesut, hadi de gel. Ablacığım bu kızın annesiyle babası memlekete gitmişler. Kız da yalnız kalmış mı? Bir de korkuyormuş yalnız kalmaktan. Demek ki travması var. Olabilir böyle şeyler. Kız da yalnız kalınca demiş ki, sen demiş Gülbeyaz arkadaşım, dostum. Gel bende kal demiş. Ben korkuyorum. O da demiş ki, olur mu? Sen gel, bizim ev kalabalık. Oğul sen gel, sen gel. Kavga, gürültü. Yaz da demiş ki, ben geliyorum, sen de kalıyorum. Ay bir sus. Bir sus ya. Kimden izin almış? Hay canım, ne izni? Ne münasebet yetişkin kız. Hayır, celallenmeyelim ya. Belki de kocası izin vermiştir. Değil mi? Değil mi? Kocası da Murat oluyor. Her neyse, dönürüm. Siz başından beri en doğrusunu söylüyordunuz. Biz şimdi bırakalım bu yazı, bırakalım Murat'ı. Bu düğün işini biz anneler çözeceğiz. Çok haklısınız. Çok haklısınız Neriman Hanım. Ve teyzeler.